Selamlar arkadaşlar, ben Deniz ve bugün Minecraft'ta Hardcore'un ikinci bölümüne karşınızdayım. Evet, direkt ardına ikinci bölümüne atıyorum. Bugün fazlasıyla ama fazlasıyla dikkatli oynayacağız. Bunu da tekrardan belirtmek isterim. Ben oyun sesini birazcık kendimden açayım. Hatta birazcık da şuradan da açalım. Şöyle. Bugün elimden geldiğince dikkatli oynayacağım ki Hardcore serimiz derken Hardcore serimiz bitmesin. Şimdi bu bölümde arkadaşlar madene gireceğiz. Demir toplayacağız. Demir set olmaya çalışacağız. Çünkü önemli. Bunu bir alalım abi. İki demir, iki demirdir. Onun dışında su altında maden arayacağım ilk başta. Çünkü burada fazla maden yok. Şunlar falan öyle maden falan değil. Su altı madenleri daha büyük ve daha iyi oluyor. Bu yüzden de yanımıza kapı falan alacağız. Bu kapı yetmez. Birazcık daha yapmamız lazım. Odunumuz yok. Evet, odun alacağız. Bu arada aşağıdan like atmayı ve daha değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. İkisini yaparaktan çok büyük destek olmuş olursunuz ve de çok da mutlu edersiniz. Beni bunu da hemen videonun arasına sıkıştırırım. Şimdi dediğim gibi bu madenler fazla büyük olmuyor. O yüzden suyun altına maden arayacağız. 5 tane odun yeterli. Ve bu bölümde evimi geliştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü zaten evim 1-2 bölümlük yeter. Ne yapacağız ki en fazla? Ama 3-4'te falan geliştirme olasılığı yüksek. Seni de alalım. Senle bir kapı yapalım abi. Ama hepsiyle değil dur. Zaten bir tanesinin 3 tane çıkıyor. 8 tane burada kalsın abi. 6 tane kapı fazladan yanımıza blok olsun, meşale olsun ve biraz da kömür olsun. Tamamdır. Bu şekilde gidebilirim. Şimdi hemencecik aşağı atlayarak da maden almaya başlayalım erkenden. Ha bu arada yemek sıkıntımız var. Yemek sıkıntısını da birazdan çözmeye başlayacağız. Evet, burada boğuk zombileri var abi. O evet, vururken ben bakın önceki videoda bir şey demiştim yani vururken FPS drop'uyorum vesaire vesaire çok gereksiz yerlerde FPS drop'uyorum diye. O droplar bu droplar abi. Vurduğumda oyunun FPS'i birden 80'e falan düşüyor, 120-140'tan. Öldürsen sevinirim. Balık da düşürdü. Evet, bunlarla da bir hemen nefesimizi arttıralım. Burada genelde sandık oluyor. Evet, sandığımız da buradaymış. Şuraya bir kapı falan koymam lazım. Rahat rahat takılmak için. Sandığı açamıyorum, o yüzden sandık. Evet, şu an oyunda bir bug var galiba. Evet arkadaşlar, fazla FPS drop'u olsa da geri geldik. Ve evet, oyun kendine geldi. Evet arkadaşlar, şimdi gömülü hazine haritamız var ama hazine buraları yakınında bile değil. Sandıktır. Sandığı da alalım. Kapıyı da alalım ve buradan gidelim. Sandık üzerimize geldi mi? Geldi. Tamamdır. Zombiden balık düşmüştü. Onu da alalım abi. Hardcore'da hepsi önemli. Şimdi bize güzel bir maden lazım abi. Su altı madenler daha iyi oluyor. Şu F3'ü basıp F2 ile buranın ekran ismini çektim. Ki kaybolursak geri gelelim. Suyun altına şu an evet, şurası bir yarık abi. Yarığa doğru gidelim. Bence güzel bir maden olduğunu düşünüyorum orada ben. Belki vardır. Evet, demir bulduk. Hemen gidelim bir demiri toplayalım ve buradan güzel bir şeyler çıkacak gibi duruyor. Şu an gözüken o. Evet, çıkan iki tane demir oldu ilk başta. Hiç de güzel bir başlangıç değil diye. Neyse, tamam. Hiç fena değil, fena değil. Daha var, gömümüz var. O gömüyü de bu videoda büyük ihtimalle bulacağım. Ben şu an pek bir şey göremiyorum. Kızıl taşımız var. Elmas bulmak istemiyorum. Elmas ikinci bölümden aramam ya. Bir şey diyeyim mi? Bu şanslılık mı? Hayır. Bu arada şunu bir şey yapalım. İstemeden buldum. Da bir tane abi, boka yaramaz. Bize şu an demir lazım. Ben demir için geldim buraya. Var ya, yarım saat elimde meşale tutmayı akıl edememişim. Kusuruma bakmayın. Şimdi aldım zaten. Toplayalım abi demiri. Ama çıka çıka bir tane iki tane çıkıyor. Bu kötü bir şey abi. Başka herhangi bir şeyimiz var mı? Bu arada bir yandan su altı madenleri daha güvenli diye su altı madenine geldim. Onu da bir yandan söylemek isterim. Su altı madenleri, çünkü yani normal madende creeper geliyor ama burada sadece sana gelebilecek şey abi, sana sıkıntı çıkaracak şey havasızlık. O zaten kapı aldığında, şurada demir var. Havasızlıkları kapı aldığında giden bir şey abi. Bakın kapımız var ve rahat rahat takılabiliyorum. İkinci olaraktan boğuklar, ama boğuklar da burada şu anda yok abi.
Hani iki unsuru da aradan çıkarttığım için su altı madenleri gayet iyi. Ve normal madenlerden daha iyi şeyler çıkıyor. Gene demir mükemmel. Tek istediğim demirden güzel bir set yapmak. Kaç tane çıkmış oradan? Elimizde şu an 9 tane var. Bu arada şunlardan toplayacağız. Bunlardan garanti toplayacağız. Bunlar bizim galiba ışıklı, parıldılı, parıltılı eşyar çerçevesi için falan oluyor galiba bunlar. Tamam abi. Aa, şuralara doğru gidelim. Davralar varmış. Keşke oradaki magma bloğunu alsaydım. Altıma magma bloğu koyaraktan şey yapardım. Kapıyı kırış yap falan zor oluyor ama olsun olsun, sıkıntı değil. Bir daha önümüze çıkarsa alırız. Gene bir demirimiz. Etrafta. Evet, yine bir demir. Yine bir fazla bir demirimiz. Fena değil. Güzel yerde. Oha, burada da var. Tamam tamam tamam, güzel. Bu demir güzel çıktı abi. Hep böyle istiyorum. Umarım hep böyle çıkar. Tamamdır. Onlar alamıyoruz. Şurayı kırarsam alırım. Tamamdır. Yerde lapis var. Lapise ihtiyaç yok ama alalım abi, dursun. Hiç yoktan iyidir. Lapisimiz olmuş olur. 9 tane, 18 tane gayet yeterli. Burada başka işime yarayacak bir şey var mı? Benim torçum. Başka da bir şey yok gibi. Aa, şurayı bir kıralım belki. Belki de aşağı düşecek galiba onlar. Kıralım bir, ne var ne yok oraya da bakalım abi. Evet, burada bir şey yok. Şimdi bir nokta daha vardı. Bir taraf daha vardı. Direkt dümdüz gidince ulaşacağımız taraf. Orada da ne var acaba, oraya bakalım. Kömüre falan ihtiyacımız yok. Şurası. Var da bir de şey istiyorum şu anda ya. Hop, boğuluyoruz. Demir dışında. Tam demir de çok güzel bir şey çıkarsa iyi olur da. Aksolot. Aksolot çıkarsa güzel bir evcil hayvanımız olabilir. Besleriz yani. Güzel olur. Da şu an çıkacağını pek sanmıyorum. Tamamdır. Evin şu kadarına kadar gelmişiz. Buradaki yarıktan iş çıkmadı. Şurada bir tane daha yarık gördüm. Acaba burada neler var? Aa, garip. Garip bir yarık. Nein, bura boş. Ben niye Almanca konuştum ya? Bura boş hocam. Burada bir şey yok. Şurada bir tane daha yarık var eğer girmediysek. Evet, girmediğimiz bir yermiş. O yarığa doğru gidelim. Burası büyük gibi duruyor ya. Umarım büyüktür. Evet, bura hiç fena değil. Bura güzel. Genelde bunlarda zaten güzel maden çıkıyor derken demir bulduk zaten. Ne? Evlat, şu an suda değilsin. Evet, Minecraft bugları. Geç güzeldi ama olsun yani. Şimdi bir daha bir demirimiz var. Şurada topla abi. Yine aynı şekilde bir şey çıkmadı o kadar da düşündüğüm gibi. Evet arkadaşlar, hemen geldim. Şimdi bir an bir video kaydı durdu gibi oldu. Garip bir şey oldu, onu kontrol ettim. Abi ne ara akşam oluyor bu arada da? Ne oldu? Neyse, akşam ya da sabah bizim için şu an önemli bir şey değil. Orada da fazla bir şey çıkmadı. Evden de fazla uzaklaşmak istemiyorum ama velakin bir yandan da madene ihtiyacımız var. Şurada küçük bir delik gördüm. Belki buradan güzel bir yere gidebiliriz. Biliyorsunuz yeni madenlerde, evet gene demir bulduk. Yeni madenlerde küçük deliklerden koca koca madenlere açılış yapılabiliyor. Oha, burada da var. Güzel. Dur, en üste doğru gidecekler. Şu anda 29 tane demirimiz var. Biraz daha toplayalım abi. Demir set olmak istiyorum.
aralardan geçelim. Ve lapis bulduk. Lapis önemli bir şey değil abi. Hemen kapı koyalım şuraya ve nefesimizi alalım. Bu kadar yukarı çıkmak için yeterli. Bir 30'a 35'e falan çıkalım. Der ki 30 oldu, tamam. Bu kadar aslında demir şu anlık yetebilir. Zaten akşam da oldu. Evimiz... evimiz... evimiz şurada, tamam. Artık bir demir setiz. Bu güzel bir şey. Bunlar da bizim şu anlık yemeklerimiz. Yemek kıtlığı çektiğimiz için bunlardan besleneceğiz. Vuramıyorum. Vuramıyorum. Vurdum. Bu arada normalde eşyalar suyun üstüne doğru çıkar. Bunlar niye batıyor onu anlamadım. Hop, boğuluyorduk. Gelin bakayım. Göç ediyorlar beni görünce. Tamam. Bunlar da tarla falan büyüyene kadar yemekler. İhtiyacı olacak. Tamamdır. Bu kadar yeterli. 9 balık, 7 tane biftek, 2 tane tavuk, 1 tane de koyun eti. Şu anlık yeterli olacaktır bize. Tarla vesaire büyüyene kadar. O ses neydi? Sessizliğe de gelmiştir umarım. Sanki bir şey gibi. Bir balina gibi arkamda bir şey yoktu. Bakalım da bir şey sanki böyle bir inledi, bir şey oldu. Bağırdı gibi. Garip bir şey oldu. Evet, artık bir demir setiz. Bu konu hakkında mutluyum. Hemen şöyle bir tane daha yapacağız. Fırınımızı bir tane daha yapalım. Şu fırını alalım. Aslında bu fırın burada dursun. Bir tane de fırın şurada dursun abi. Şimdi sandığı büyüteceğiz buraya doğru. Yarısını sana koyacağım, yarısını sana koyacağım. Yarısı sen de pissin, yarısı sen de pissin. Biz de uyuyalım. O anda onlar pişerken tarlayı yapalım. Çünkü dediğim gibi tarla gerçekten önemli bir şey. Gerek olacak. Şimdi çapamızı yaptık ve gidip birazcık toprak kazmamız lazım. Tamamdır. Bu kadar toprak. Şimdilik yeter. Sandıkta var mı? Sandıkta yokmuş. Tamamdır. Şimdilik fena değil gibi duruyor. Tarlamızı şuraya doğru yapacağım. Hop, ne oluyor? Evet, şu anda üçlü mızrak atan bir arkadaşımız var galiba burada ama kanka hardcore'dayım. Çok sıkıntılı iş yapıyorsun. Gel bakayım buraya. Ya şu normalde buna dalmamam lazım. Ama bilin bakalım bundan ne çıkıyor. Of. Çıkmadı. Şansımız yokmuş arkadaşlar. Sen de git şuradan, bir bücür öldüreceğim şimdi, kafana vuracağım. Şunları toplayabilsek keşke. Bunlar evet sıkıntılı işler ama olsun abi. Arada aksiyon lazım. Tamamdır. Tarla şimdilik bu kadar gayet güzel oldu. Şimdilik yeterli. Şimdilik o da. Zaten oldukça biz bunları büyüteceğiz. Gelen fazladan tohumlarla beraber. Şimdi gereken tohum. Keşke tohum da One hour later. 30 tane topladık şu anda. Bakalım 30 tane yetecek mi? Bunu da bir test edelim. Pardon, 29 taneymiş. Diğerini alamadım galiba. Üşeniyormuş oraya gitmeyi. Bunu bakalım. Yetmeyecek büyük ihtimal ama. An. Hayır, o kadar şanssız bir insanım ki şurayı komple süpürdüm. Şuraları falan da bayağı süpürdüm. Bir süre bayağısını aldım ve çıkan 29 tane abi. Bak, şuralar falan da var. Buraları da aldım. 2000 years later. Evet, bir 21 tane daha topladık. Acaba bunlar olacak mı? Yetecek mi? Bir yandan da yolda giderken yine toplayalım. Ama gerçekten şanssızım. Yani 8'de 1 falan çıkıyor. 8'de 1. Şimdi tarlamıza bunları bir ekelim. 21 tane yetmeyecek bu arada. 29 tane bu kadarsa 21 tane gene yetmeyecek. Uf, çok büyük yapmışım. Çok küçük duruyor ama. Anan. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 tane. Son 17. 3000 years later. Gerçekten bıktım. Her yer silindi, süpürüldü. Dahilen. Dahilen mi? Evet. Dahilen adam akıllı bir şey çıktı yok ya. Later. Lütfen sonunda ya. Yani gerçekten de bir tarlayı bitirebilmek için o kadar saat uğraştım. Garip. Harbi garip. Ama artık bitti. Onun... One eternity later.
Evet, dada tarla bitti. Gerçekten bunun için kaç saattir uğraşıyorum ama bitti sonunda. Hemen evet, setlerimizi yapalım. Şöyle ben bir demir set alalım. Ve eşyalarımız demire çevirelim mi? Çevirelim abi, eşyalar demir olsun. Yeterse tabii. Her şeyi çevire... Lan her şeyi yapalım hadi. Tabii şey yapmayacağım. Bunu asla. Pardon, şu çapayı asla yapmayacağım demirden. Çünkü gerek yok. Çapa harbi gereksiz. Tamam, diğer bölüm şu gömülü hazine haritasını arayacağız. Bir yandan da şu çiğ somon falan pişirelim şurada. Dur, pişe dursun onlar da. Neyse arkadaşlar, zor da olsa bir bölüm bitirebildik artık. Yani neler oldu? Garip garip şeyler oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve beni desteklemek için abone olmayı sakın unutmayın. İkisini yaparak dediğim gibi çok büyük desteklemiş ve çok da mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sadece kalın. Hoşça kalın.